Merhaba değerli arkadaşlar ben İmet Hoca'nız hepinize de denizden sesleniyorum. LGS Matematik Hızlı Tekrar kampımızın 19. günündeyiz. Denklemlerle devam ediyoruz. A ve B gerçek sayılar ve A eşit değil 0 olmak üzere içinde bir bilinmeyen bulunan AX artı B eşittir sıfır biçimindeki bu şekildeki eşitliklere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem diyoruz. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çözümünde eşitliğin her iki tarafına aynı sayı eklenebilir. Ya da her iki tarafından aynı sayı çıkarabiliriz. Ya da eşitliğin her iki tarafını sıfırdan farklı bir sayıyla çarpabilir. Ya da eşitliğin her iki tarafını sıfırdan farklı bir sayıyla bölebiliriz. Genel olarak bu eşitliğin korunumu ilkesi ama biz bunun yerine direkt bakın şu şekilde 8. sınıf düzeyindeki denklemler böyle paydalı denklemler paydaları eşitliyoruz paydalardan kurtuluyoruz. Öncelikle yapmamız gereken şey bu. Onun dışında bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa çekiyoruz. Ondan sonra zaten denklemi çözdüğümüzü göreceksiniz. Burada şimdi burada payda 4 burada 3 burada 6 o zaman ben bunu 3 ile genişleteceğim bunu 4 ile genişleteceğim bunu da 2 ile genişleteceğim. O zaman ne olur bakın şöyle olur 3 çarpı x 3x bölü 12 artı 4 kere 2 8 bölü 12 eşittir. 2 ile x eksi 5 çarparsam 2x eksi 10 bölü 12. Şimdi Paydalar 12 olduğu için hocam 12'lerden kurtulabiliriz. Çünkü her iki tarafı 12 ile çarptığımızı düşünürsek yani hem burayı hem burayı 12 ile çarptığımızı düşünürsek ki bunu otomatik olarak yapacağız artık. Yani her zaman böyle çarpmadan direkt paydalar eşitlendi. O bunlar gitti. O zaman şöyle bir şey ortaya çıktı. 3x artı 8 eşittir 2x eksi 10'a. 2x'i sol tarafa çek 8'i sağ tarafa çek. Tabi sol tarafa geçerken artı olan eksi olarak geçiyor. 3x eksi 2x eşittir. Ee, o zaman eksi 10 eksi 8. Buradan da x eşittir eksi 18 olarak bulmuş oluyoruz değerli arkadaşlar. Bu kadar. Yani paydaları eşitlersek normal bir denklem çözümü gibi. Tabi işaretlere de dikkat etmek lazım. Mesela burada. Şimdi x eksi 1 bölü 2. 2x artı 1 bölü 5 eşittir 3 bölü 1. Bunun hemen ben paydalarını eşitleyeceğim. Bunu 5 ile genişleteceğim. Bunu 2 ile genişleteceğim. Bunu da 10 ile genişleteceğim. 5 çarpı x eksi 1. 5 x eksi 5. Bak direkt yazıyorum fark ettiyseniz. Şimdi 2'ye burada aslında eksi 1 çarpanı var gibi düşünebilirsiniz. O yüzden siz bunu 2 ile değil de eksi 2 ile çarpıyorum gibi yaparsanız hiç işaretlerinde karışmadığını göreceksiniz. O zaman ne olacak? 2 ile eksi, yani daha doğrusu eksi 2 ile 2x çarparsak eksi 4x olacak. Sonra eksi 2 ile 1'i çarparsak eksi 2 olacak. Bu da eşit olacak neye? 30'a. Haydaları attım bakın direkt. 5x'ten 4x çıktı. X kaldı. Eksi 5, eksi 2, eksi 7. Buradan 30 olarak bulduk. Eksi 7'yi diğer tarafa çektik. X eşittir. 30 artı 7'den x'i 37 olarak bulmuş oluyoruz değerli arkadaşlar. Bu kadar. Tamam. Şimdi böyle şekilli bir denklem sorusu var. Dikdörtgen biçimindeki bir resim dikdörtgen biçimindeki duvarı yere paralel olacak şekilde aşağıdaki gibi asılıyor. Resmin uzun kenar uzunluğuyla duvarın iki kenarına uzaklığı şekilde verilmiştir. X'in değeri nedir denilmiş. Şimdi şu uzunlukları topladığımızda 6X yapacak. E o zaman yapalım bu işlemi. 3X bölü 5 artı 2X artı 85 eşittir 6X olması gerekiyor. Şimdi burada... Ben bir kere şu 2x'i bu tarafa gönderebilirim. 3x bölü 5'i bu tarafa gönderebilirim. Burada sadece 85 kalır. 6x eksi 2x eksi 3x bölü 5. 85 eşittir. 4x eksi 3x bölü 5. Tabi burada paydalar eşit değil. Paydaları eşitlemem gerekiyor. Buranın paydası 1, 5 genişleteceğim. Buranın paydası 1, 5 ile genişleteceğim. O zaman 5 çarpı 85. 5 kere 5 25. 5 kere 8 40. 2 elde 42. 425 eşittir. 5 ile 4 x çarparsak 20 x eksi 3 x. Buradan da 425 eşittir 17 x olmuş oldu. Şimdi hocam ne yapacağız? Şimdi bu aşamadan sonra bildiğiniz 425'i 17'ye böleceğiz. X'i bulmak için. Peki bunun içinde 17 kaç kere var? 2 kere var. 34, 12'den 4'ü çıkardık 8. 85'in içinde 17 5 kere var. 7 kere 5, 35. 5 kere 1, 5, 3 elde. Buradan x'i 25 olarak bulmuş oluyoruz. Yani x 25 santimetredir diyeceğiz. Bir çubuğun konumu değiştirilmeden bir ucundan 1 bölü 4'ü diğer ucundan 1 bölü 6'sı kesilip atılıyor. Şimdi bu çubuğun boyuna biz x dersek bir ucundan x bölü 4 diğer ucundan x bölü 6 kesilip atılıyor. Tamam. Yani kesilecek yer burası. Bunları düzenlersem bunu 3 ile bunu 2 ile genişletiyorum. O zaman 5x bölü 12'yi elde etmiş oluyorum. Yani benim çubuktan çıkardığım x eksi 5x bölü 12 dersem çubuğun geri kalanı burası 1 12 ile genişlettim. 7x bölü 12. 7x bölü 12 çubuğumuz kaldı. Şimdi bize son durumda çubuğun orta noktası ilk duruma göre 15 santim kaymıştır diyor. Şimdi 7x bölü 12'nin ortasını bulmak için 7x bölü 12'yi 2'ye böleriz. 2'ye bölmek demek 1 bölü 2 ile çarpmak demektir. Buradan da 7x bölü 24 diye buluruz. Yani orta noktanın geldiği yer burası şu an. İlk durumda orta noktamız x bölü 2'dir x bölü 2 olduğu için bakın x bölü 2 eksi 7 x bölü 24 15'e eşit olması gerekir. Bunu 12 ile genişletirsem 12 xten 7 x çıkardığımda 5 x 5 x bölü 24 15 olur. Burada da 5'te 5 bir kere 15'te 5 3 kere x eşittir 24 çarpı 3'ten 72 olmalıdır. Yani çubuğun başlangıçtaki uzunluğu 72 santimetredir diyebiliriz. Burada, bu arada bunu rasyonel sayılardan yapabiliyoruz. Bir, ikincisi çubuğun boyunu 6'da 1, 4'te 1 bilmem ne olduğu için direkt 24x diyebiliriz. Mesela 24x dediğimizde o zaman orta noktanız 12x olmuş oluyor. Ee, burada 24x'in 4'te 1'ini kestiğinizde aslında 6x'ini kesmiş oluyorsunuz. 6'da 1'ini kestiğinizde 4x'ini kesmiş oluyorsunuz, Yani 10x'ini kesmiş oluyorsunuz. Geriye 14x kalıyor. O zaman orta noktanız 7x'e geliyor. Aradaki fark 5x olduğu için de 5x 15'e eşit olduğu için yani o kayan mesafe o zaman x3 oluyor. x3 ise burada biz başlangıç boyuna 24x demiştik. 24 çarpı 3'ten 72 olarak ikinci bir yol olarak yani hiç böyle e, paydalara dokunmadan da çözebiliyoruz. Yani aslında birçok çözüm yolu var diyebiliriz değerli arkadaşlar. Bir dersimizin daha burada sonuna geldik. Hatırlatıyorum istek başlatır mücadele geliştirir tecrübe kazandırır hedefine giden yol İMT'den geçer hepinize başarılar